hoş geldiniz. Evet, bugün açılışı Kuzey yapmak istedi. Migros TV'ye hoş geldiniz. Çok heyecanlanıyoruz çünkü bu hafta karşınızda buz kırma oyunuyla ekranlarınızda olacağız. Ve Kuzey eğer başarılı olursa çok sevdiğim Migros City'de bitmiş olacak. Bakalım bu oyun nasıl bir oyun? Kuzey açmak istiyor. Kendisi açsın peki. Buz kırma oyunu 3 yaş ve üzeri çocuklarınız için. Beraber oynayabilirsiniz. İçerisinde 2 tane çubuk var ama ben biriyle oynayacağım. Çünkü Kuzey'e paylaşmayı öğreteceğim. Ve beraber nasıl bu oyunu oynayacağımızı sizlere göstereceğiz. Öncelikle bütün parçalarımızı çıkaralım. Kuzey'cim nasıl takacağız bunu? Ben biliyorum. Nasıl biliyorsun? Daha ben... önceden oynamadık ki biz bu oyunu hiç. Böyle yapacaksınız. Bizim böyle sevgili arkadaşlarımız. Koy anne. Nasıl yapacağımızı şu anda Kuzey Bey'den öğreniyoruz sevgili anneler ve çocuklarımız. Buz kırma oyununda amaç karşı tarafın psikomotor gelişimini evet çalıştırıyor ve kimin yeneceğini bir sonraki hamlesini düşünüp hareket edeceğiz arkadaşlar. Çok başarılı bir oyun. Evinizde neler yapmalıyız çocuklarımla nasıl zaman geçirmeliyim diyorsanız bu zamanlamayı efektif olarak bu tarz oyunlarla zaman kazanarak geçirebilirsiniz ve bu ürünleri Migros mağazalarında bulabilirsiniz. Başarılı olursak da çok sevdiğimiz sütü içmeye hak kazanabiliriz. Şimdi bu ürünleri, yani buzlarımızı yerlerine yerleştireceğiz ama burası biraz zor bak. Nasıl yapacağız? Biraz sıkıştırmamız lazım. Parmağın acıyabilir. Evet, şöyle koyalım istersen. Evet. Tamam. Çekici daha sonra kullanacağız yalnız. Bir dakika Kuzey'cim. Şimdi bunları yerleştiriyoruz ikinci seri. Hızlanalım birazcık. Evet. Evet, son iki parçamız kaldı Kuzey. Kim önce taksın? Sen mi, ben mi? Ben. Kuzey. Ve son parçamızı da ben takıyorum. Eğer bu pengueni de yerleştirdikten sonra Kuzey başarılı olursa... Bayağı da çok sert. Süt içecek miyiz Kuzey? Evet. Süt ne yapıyor bu sana Kuzey'cim? Güçlendiriyor. Peki başka ne yapıyor süt? Yemek yediriyor. Yemek yediriyor. Güçlenirsek ne yaparız Kuzey? Kahvaltı yeri. Biraz destek ister misin anneciğim? Bir dakika. Hemen senin elin acımasın. Ben bunu kolaylıkla yapabilirim. Çevirelim mi? İşte. Daha da güçlendiriyoruz. Çek işte vurup. Ve biz tabanımızı hazırladık. Pengueni ben yerleştireyim çünkü bunlar birazcık hassas anneciğim. Bu arada bu ürünün içerisinden arkadaşlar 2 tane çubuğumuz çıkıyor. Ancak ben Kuzey paylaşmayı öğrettiğim için ve biraz daha keyifli hale getirebilmek için tek çubukla oynamayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım mı? Evet. Çok hızlı vurmadan Kuzey. Minik minik. Bir sonraki hamleni daha çok düşünerek aynı satrançtaki gibi okulda öğrendiğiniz gibi. Buraya mı? Bir tanesini vurabilirsin. Acaba hangisini vuracaksın? Tercih et. Yavaş bir şekilde. Bir tane yapalım Kuzey. Bir tane sen, bir tane ben vurabilir miyim? Bir tane sıra annede. Acaba ben hangi kısımdan vursam? Acaba şu kısmı vurabilir miyim? Bak ben çok hızlı düşürdüm. Bana. Bravo. Sıra bende ama. Sıra bende. Nereye vurayım sence? Sıra ben. Acaba nereye vursam Kuzey yardımcı olur musun? Çok keyifli. Bir sonraki adımı düşünmek de çok keyifli. Vur. Peki. Aa! Kuzey ya yine ben kaybettim. Peki nasıl kazandın? Süt içtim ben. Sen süt içmiyorsun. Çok güzel bir mesaj verdi. Süt içmeyi unutmayalım. Bir her sabah yapalım. Kuzey hadi. Kahvaltıdayken, öğle yemeğindeyken günde 2 ya da 3 kere muhakkak süt içiyor. Migros sütü biz çok seviyoruz. Ve gerçekten bu oyunda bir kere daha yenilgiyi kabul ettim. Sanırım diğer oyunda ben kazanacağım. Artık bu sefer çok istekliyim. Sizi öpüyoruz Kuzey. Bay bay diyelim mi? Yine görüşmek üzere.